Hey delikanlı, dur bakalım. Bu gece senin maçı seyrettim. Fena değil. Nerede öğrendin bu dövüşü? İngiltere'de. İngiltere'de mi? Evet, çocukluğum ve gençliğimin bir kısmı orada geçti. Oh, çok enteresan. Ne iş yaparsın? Hiç, işsizim. İşte kartım. Eğer bir gün çalışmaya karar verirsen, derhal İşgal Kuvvetleri Merkezi'ne gel ve beni ara. İsmim Ward'dur. Binbaşı Ward. Teşekkür ederim binbaşı. Giderim. Esat Bey siz misiniz? Ha? Niçin sordunuz? İsmim Lama. Abim beni sizden görüşmeye gönderdi. Abiniz mi? Kimden bahsediyorsunuz? Sizin en iyi arkadaşlarınızdandı. Ben Yaver Paşa'nın kızıyım. Şimdi tanıdınız mı beni? Olur şey değil. Yaver Paşa'nın kızı ha. Abim Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerini iltihak etti. Dün gece bana şu mektubu göndermiş. Derhal mektupta gösterilen adrese müracaat etmenizi istiyor. Kardeşim Esat, daha evvel de aynı gaye peşinde beraberce ilerlemiştik. Bu sefer de vatanımızın kurtulması yolunda aynı heyecanla çarpışacağımızı ümit ederim. Yarın öğle namazında Süleymaniye Camii'ne gidin. Merdivenlerde ama bir dilenci göreceksiniz. Yanına sokulup beni Laman gönderdi diye. Sonra kendisini uzaktan takip edin. Sizi doğruca merkeze götürecektir. Teşekkür ederim. Sizi evinize kadar götürelim. Hayır, takip edilmiş olmam ihtimali var. Takip edilmek mi? Yoksa düşman sizden şüpheleniyor mu? Düşman değil, babam şüpheleniyor. Abim Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerini iltihak ettikten sonra benden de şüphelenmeye başladı. Her hareketimi kontrol ediyor. Cesaretinize hayranım. Asıl ben sizin cesaretinize hayranım. Abim İngiliz Kemal namı altında harpteki maceralarınızı bana anlatmıştı. Sizinle beraber çalışacağımızdan dolayı çok memnunum. Geceniz hayır olsun. Sizin de. Yarın ilk iş olarak binbaşıyı ziyaret edeceğim. Yanında bir vazife alabilirsem teşkilata daha fazla yardımım dokunur. Hayrola? Paris merkezinin gönderdiği kadın geldi. Sizle görüşmek istiyor. Derhal içeri alın. Baş üstüne. Buyurun. Hoş geldiniz. Janet, gizli teşkilatımızın en kıymetli elemanı. Bu kadar genç ve güzel olduğunuzu hiç tahmin etmemiştim doğrusu. Mareşalim, iltifatınıza çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarından itibaren buradaki İngiliz teşkilatına nüfuz edebilmeniz için bir fırsat zuhur etti. Padişahın paşalarından ve hükümetimizin dostlarından olan Yaver Paşa, yarın konağında bir ziyafet veriyor. Bizimle beraber İngiliz kuvvetlerinin ileri gelenleri de oraya davetli. Bu benim için bulunmaz bir fırsat. Evet. Sizi akrabam olarak tanıtacağım. Genç subaylarla kuracağınız münasebetler bizim için çok faydalı olabilir. Merak etmeyin, ben onu elimden kaçırmam. Faaliyetiniz hakkında en ufak bir şüphe İngiltere hükümetiyle aramızı açabilir. Müsterih olabilirsiniz Mareşalım. Kendisinden malumat aldığım insan artık benden ebediyen şüphe edemez. Ne demek istediğinizi anlamadım.
Demek konuşmak istemiyorsun. Hayır, benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Suçun ağırdır. Eğer konuşursan cezasını hapse tahvil edebilirim. Yarın şafak vakti kurşuna dizilirim. Götürün. Genç bir Türk geldi, elinde kartınız var. O evet, kendisini tanıyamadın mı? Geçenlerde maçını seyrettiğimiz boksör. Aa evet, ta kendisi. Derhal içeri al. Otur. İsmin neydi senin? Esat. Boş değilmişsin. Evet. Benden iş mi istiyorsun? Evet. Birçok tanıdıklarım vardır. Size faydalı olabilirim. Tabii yalnız... Çok para verirsek diyeyim. İyi anladınız. İngilizce çok iyi konuşuyorsun. İşimize yarayabilirsin. Küçüklüğüm ve gençliğimin bir kısmı İngiltere'de geçti. Vereceğiniz her vazifeyi yapabileceğime eminim. Bilhassa ucunda bol para olduktan sonra. Senden isteyeceğim vazifeyi öyle herkes yapamaz. Bilakis, bugün için aklı başında bir insanın yapacağı hareket, ecnebi boyunduruğunu kabul etmektir. Bana vereceğiniz hafiflik vazifesini bir memleket vazifesi olarak kabul ederim. Bravo, çok doğru düşünüyorsun. Şu andan itibaren emrimdesin. O kadar çabuk mu? Beni dinle. Bu sabah Türk Gizli Teşkilatı'nın gizlendiği yeri bize ihbar ettiler. Şimdi öğle namazı vakti Süleymaniye Camii'ne gidip cami merdivenlerinde ama taklidi yapan bir dilenciye yaklaşacaksın. Beni Leman Hanım gönderdi. Beni takip edin. Bu fakire yardım edin. Kumandanım, bu genç parolayı verdi. İngiliz Kemal siz misiniz? Evet kumandanım. Buyurun oturun. Size arkadaşları takdim edeyim. Maalesef hiç vaktimiz yok. 5 dakikaya varmaz basılacağız. Ne dedin?
Derhal evrak imha edin. Bu sabah sizi işgal kuvvetlerine bildirmişler. Binbaşı Ward beni dilenciyi takibe gönderdi. Beni de adım adım takip ettiler. Kumandan, askerler evin etrafını sarıyorlar. Derhal evrakı imha edin. Eğer bizi ere verdiyse, bilmiş ol ki seni yaşatmayız delikanlı. Bırak Adnan. Benim için yapılacak başka iş yok. Ancak bu sayede binbaşının gözüne girip malumat alabileceğim. Neredeyse içeri girecekler, kaçalım. Evrakı imha edinecekler, mukavemet edeceğiz. Evrak tamamen yok edildi mi? Henüz hepsini yok edemedik efendim. Çabuk olun, çabuk yakın evrakı. Fazla dayanamayacağız. Delikanlı buradan kurtulamayacağız. Beni kendi adamları bildikleri için serbest bırakırlar. Mükafat bile alırız. Bana itimat edin. Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Tek başına mı? Evrak tamamen imha edildi kumandan. Pekala. Temasa geçeceğim bir yer var mı? Bana söyleyin. Bana itimat edin. Bana itimat edin kumandanım. Pekala delikanlı. Yarın Kasımpaşa'da Arap Hüseyin'in meyhanesinde Yahya kaptanı bul. Teslim olun! Teslim olun! Sizi mutlaka kurtaracağım. Maksat memleketin kurtulması delikanlı. Hadi arkadaşlar. Teslim olacağız. Ateşi kesin. Etrafınız sarılıdır, bir yere kaçamazsınız. Şimdi hepiniz kapıdan teker teker çıkacaksınız. Bir çılgınlık yapayım demeyin, ateş ederiz. Sizi tevkif ediyorum.